Alanya Posta TV ekranlarından mutlu akşamlar haftanın yeni gününde öne çıkan gelişmelerle sizlerleyiz. Pandemiyle savaşın ardından 2019 verilerine ulaşmak için çabalayan Alanya turizminde kaynak pazarların oransal değişimleri gün ve gün takip ediliyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sil'den konuyla ilgili Alanya Posta TV'ye yapılan değerlendirmede Rusların Türkiye'ye alışanlar dışından genç kuşağından bizi tercih etmesi için çaba göstermeliyiz diye konuştu. Almanya'da hükümetin 1 Temmuz'dan itibaren 100'den fazla ülkede tatil yapmanın önünü açması, tatil aramalarına ve rezervasyonlarına direkt olarak yansımıştı. Antalya'ya 29 ülkeden 148 uçuşla 27619 kişi geldi. 6980 turistle Ukrayna listenin en tepesindeki yeri aldı. Alanya Posta TV'ye turizmdeki son gelişmeleri değerlendiren Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı ilçenin ana pazarları ve iç pazardaki oranlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bugün e, tabi değerlendirdiğimizde biliyorsunuz Rusya hala kapalı ama Almanya'dan e, bu 1 Temmuz itibariyle vaka sayılarının düşmesi akabinde e, en azından uyarının kaldırılması noktasında, bir çalışma söz konusu ki bu da gerçekleşecek hali hazırda iç pazarda olmak üzere Ukrayna Romanya Letonya Estonya Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleriyle ve Türkiye'nin Doğu Avrupa ülkelerinde olan bir takım pazarlardan misafir almaya devam ediyoruz diyen sili ülke olarak Doğu Avrupa ülkelerinden misafir alınmaya devam ettiğini belirtti başta iç pazar olmak üzere Ukrayna Romanya Letonya Estonya Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte yine Doğu yani Türkiye'nin doğusundan olan bir takım pazarlardan misafir almaya devam ediyoruz. Ukrayna ve Rusya'yı kapasite olarak aynı oranda tutmanın yanlış olduğuna vurgu yapan Sili kıyaslamak yerine onların kapasitesini artırmak Türkiye'yi arzu etmeleri için çalışmalıyız. Ukrayna'yı bugünkü seviyelerinden daha üst seviyeye çıkarmak için uğraşmalıyız şeklinde konuştu. Ukrayna'yı Rusya kapasite olarak değerlendirdiğimizde tabii Rusya her halükarda dünyaya misafir gönderen en önemli ülke. Sadece bizim için değil. Dolayısıyla Ukrayna'nın kapasitesiyle Rusya'nınkini kıyaslamak yerine Rusya'nın mevcut kapasitesini arttırma noktasında onların da gençlerini bize alışmış olanların haricinde Türkiye'yi arzu etmeleri noktasında çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bir diğer taraftan da Ukrayna'nın bugünkü sayılarının daha üzerine çıkması için çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum. Birbirleriyle kıyaslamak çok doğru değil. Sili iç pazardaki hareketlilik ve doluluk oranları hakkında da bilgi vererek ortalama olarak baktığımızda %40 seviyesinde görüyoruz. Tesis bazında değişiklik olabilir. Bazı tesisler çok daha fazla talep görüyor, bazıları daha düşük talep görebiliyor diye konuştu. Bugün çalışmakta olduğunuz pazarlarla zaten tesislerimizin de tamamı açılmamış olmakla birlikte ortalamalarda %20 ile %40 arasında doluluklar devam ediyor. Gün gün de fark edebiliyor. İç pazar biliyorsunuz kısa süreli kalış gerçekleştiriyor ağırlıklı olarak. Dolayısıyla gün günde fark ediliyor, fark ediyor ama ortalamada baktığımız zaman yüzde 40'lar seviyesinde görüyoruz. Tesis bazında değişiklikler olabilir. Bazı tesisler çok daha fazla talep alabiliyor. Bazıları daha düşük alabiliyor. Ama bölge ortalamasına baktığımız zaman yüzde 40'lar seviyesinde. Turizm noktalarında da vakalar ciddi oranda azalmış durumda. Ben çok iyi biliyorum ki birçok hastanede hiç hasta kalmadı diyen Sile Rusya'nın seyahat kısıtlaması konusuna da değindi. Pandemide iyi bir seyirde ilerleyen Alanya'da bir taraftan turizmin gelişmesi için çaba harcanırken diğer taraftansa pandeminin adeta artması için kurallara aykırı davranış sergileyenler var. Tüm ted tüm tedbirlere rağmen bir otelin diskosunda çekilen görüntüler hayret ettirdi. Alanya'da tam kapanma uygulamasının ardından koronavirüs dalgasının ağır tablosu hafiflemiş ve ilçede vaka durumu giderek azalmaya başlamıştı. Ancak bu durumun rehaveti gözle görülür şekilde de artmaya başladı. İlçede insidans hızının 100 binde 18'e düşmesi sonucu Alanya orta riskli iller arasına girerek sarı renkte gösterilmeye başladı. Ancak bu vaka durumu ilçede beklenilenin aksine ters etki yaparak rehaveti getirdi. Daha önce Alanya Posta Medya'nın gündeme getirdiği bir otel yine aynı kural tanımazlığı yaptı. Pandemi kuralları çerçevesinde kapalı olması gereken otel diskosu açıldı ve müşteriler koronavirüsü hiçe saydı. Sosyal mesafe, maske bir yana kapalı olması gereken bölümün açık olmasının yanı sıra mekanda nargile içirtilmesi ise büyük bir fiyaskoya imza attırdı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım aracılığıyla görüntüler adeta infial yarattı, vatandaşlar isyan etti ve yetkilileri göreve çağırdı. SMA tip 2 ile mücadele eden ve Alanya'nın topyekün mücadele ilan ettiği SMA tip 2 hastası 1,5 yaşındaki Ahmet Çaltı artık Amerika yolcusu. Hastanenin istediği paranın %95'lik kısmı hayırseverlerin katkıları sonucu tamamlandı. Yardım vaadinde bulunanların bazıları ise vaatlerini yerine getirmediği için henüz %100'lük seviyeye ulaşılamadı. İki ayda çıkması gereken testlerimiz bizim beş ayda çıktı. Yani... Alanya Ahmet Çaltı'yı küçücük bedenine sığdırdığı kocaman mücadeleyle tanıdı. SMA tipiki teşhisi konulan ve günden güne kaslara eriyen Ahmet bebeğin... ...zolgensma ilacına ulaşabilmesi için ilçe genelinde topyekün mücadele ilan edildi. 2017 yılında dünya evine giren Pınar ve Kerim Çaltı kızları berilden sonra... ...Ahmet'i 2 Ağustos 2019 yılında kucaklarına aldı. Bir süre sonra ise rahatsızlık teşhisi konunca aile tedavi arayışına başladı. Süreç sonunda ihtiyaç duyulan paranın neredeyse... tam. Tamamına yakını toplandı. Anne Pınar Çaltı'nın Ahmet'in ayaklarına basamadığını fark etmesi üzerine harekete geçen aile önce Alanya'da bulunan hastanelere ardından da Antalya'da birçok hastaneye sağlık kontrolüne gitti. 8 Ocak 2021 yılındaysa Ahmet bebeği Antalya'daki tetkiklerin ardından SMA tipiki teşhisi konuldu. Yani Zorlu bir süreç başladı. Ee, i̇lk üç gün e, tam adapte olamadık. Yani şokunu atlatamadık üç gün boyunca. Üç günün sonunda hararetli bir şekilde el birliğiyle işte e, gerek ailemiz gerek... E, Ahmet'e umutol kampanyasıyla birlikte 95'lik 95'li korona erişen Çalta ailesi 20 gün içinde Amerika yolcusu olacak. Çalta ailesi mutlu sona ulaşabilmek için geçirdikleri süreçte yaşadıkları olumlu ve olumsuz anıları Alanya Posta TV'ye anlattı. Geçen gün acaba tedaviye kavuşacak mı ve daha kötüye gittiği için, her geçen gün kötüye gittiği için gözümüzün önünde eridiği için zaten düzenimiz alt üst oldu. Yani çocukla beraber kendimiz de eridik. Baba Kerim Çaltı kampanyada %95 oranına geldik. Çoğu gitti azı kaldı. Para olarak çok az bir miktar kaldı fakat süre olarak 20 günümüz kaldı. 2 milyon 251 bin 750 dolar tutarında bir teklif sundular. Hastane bu tutarı hastanenin kendi hesabında nakit olarak istiyor dedi. Şu anda Allah'ıma bin şükür %95'e geldik. Yani çoğu gitti azı kaldı. %1'lik bir dilimimiz kaldı desek olur yani artık yani %95'teyiz. Çok az bir süremiz kaldı. Hem e, para olarak da çok az kaldı zaman e, ve zaman olarak da çok az kaldı. Ahmet'in 20 gün aşağıya düştü. Zaman zaman kandırıldıklarını ifade eden Anne Pınar Çaltı Kıbrıs'ta yaşayan bir iş adamı adına açılan sahte hesaptan bize 4 milyon 500 bin lira destekte bulunacağı sözü verildi. Ancak en kötüsü de Ahmet için tutulan bağış kumbaralarının çalınmasıydı. Bunu nasıl yaptılar anlamak mümkün değil diyerek vicdanı körelmiş olanlara sitem etti. İnşallah o günleri atlattık. İnşallah e, ilacına kavuşup da sağlıklı günlerini de göreceğiz hep beraber. İnşallah. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Dim Barajı'nın suyu arıtılarak Alanya'nın 17 Merkez Mahallesi'nde akıtıldı. Yeni yöntemle hem sağlıklı su içilecek hem de tasarruf edilecek. Devlet su işlerinden karşılıklı protokolle devir aldığı içme suyu arıtma tesisinden ilçeye arıtılmış içme suyu verilmeye başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü birinci kademesi 90 bin metreküp, ikinci kademesi 60 bin metreküp olmak üzere toplam 150 bin metreküp su kapasiteli arıtma tesisiyle Alanya'da daha kaliteli içme suyuna kavuştu. Din Barajı'ndan içme suyu arıtma tesisine 5 kilometrelik isale hattı çekilerek su getiriliyor. Burada filtrelerden geçirilen ve insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğine hazır hale getirilerek 8,5 kilometre uzunluğundaki hatla Küçük Asbahçe Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposuna ulaştırılıyor. Buradan da Alanya merkezdeki 17 mahalleye veriliyor. Asat'tan yapılan açıklamada ilçeye suyun daha önce sondajla sağlandığı belirtildi. İçme suyu arıtma tesisinin devreye girmesi ve suyun din barajından elde edilmesiyle yıllık yaklaşık 2 milyon 340 bin lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi. Oba, Cilli Mahmutlar ve Tosmur mahallelerinde Asat Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 19 milyon liralık yatırımla birlikte yıllık tasarrufun 3 milyon lirayı aşması hedefleniyor. İçme suyu verilen mahalle muhtarları ise içme suyu arıtma tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Arıtma tesisinin devreye girmesinden memnun olduklarını belirten muhtarlar, daha sağlıklı ve hijyenik bir içme suyuna kavuşacaklarını belirterek teşekkür etti. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Alanya'nın 800. yıl dönümüne özel olarak kaleme aldığı İki Rüya Bir Fetih adlı çalışmasıyla kalplere dokundu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerçekleştirdiği önemli fetihlerden biri olan Alanya'nın fethi dönemin hükümdarı olan Alaaddin Keykubat tarafından 13. yüzyılda fethedildi. Profesör Doktor Ekrem Kalan pandemi şartlarından dolayı sınırlı kutlama yapılarak gerçekleşen Alanya'nın fethinin yıl dönümünde bizzat kendisinin kaleme aldığı iki rüya bir fetih yazısında Alanya tarihini yazıya döktü. İki rüya bir fetih Yeryüzü onun gibi bir padişah görmedi. Gökte ona çadır gibi gölgelik eder. Anadolu Selçuklu Devleti'nin büyük hükümdarı Sultan Alaaddin Keykubat, Selçuklu Devleti'ne ikinci altın çağını yaşatmıştır. Bu yıl Akdeniz'in... İbn Bibi'nin Sultan Alaaddin Keykubat için söylediği yeryüzü onun gibi bir padişah görmedi. Gökte ona çadır gibi gölgelik eder sözlerini üniversitenin sosyal medya hesapları için hazırlanan videoda seslendirdi. Bu yıl Akdeniz'in incisi Alanya'nın Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Fethi'nin 800. yıl dönümü. Bu sebeple de Sultan Alaaddin ve onun hayatında önemli bir yere sahip olan alayye şehrine dair birkaç kelam etmek icap edecektir diyerek Fetih ve Fethi'nin önemli dikkat çeken yazısı ilgi gördü. 221 yılının başlarında ordu kalenin etrafını çepeçevre sardı. Askerlerin attığı ok yağmurundan kale halkı şaşkına döndü. Sultanın buyruğu üzerine kalenin etrafına yerleştirilmiş olan 100 ağır mancınığı çalıştırdılar. Mevsim kış olmasına rağmen hava amber kokuyor, buluttan kafur yağıyordu. Rüyasında güzel yüzlü, melek çehreli bir şahsın kendisine şu sözleri söylediğini gördü. Şiir Bu sarp kalenin başka bir örneği yoktur kimsenin orada savaş yapmaya gücü yoktur. böyle muazzam bir taht yeri ancak Allah'ın desteğiyle alınabilir. Sultan bu müjdenin sevinciyle uykudan uyanınca, divit isteyerek bu beyitleri bir kağıt parçasına yazdı. Haberci olanları başından sonuna kadar Kayrvart'a anlatınca, Kayrvart, kaleyi teslim işine girişti. Böylece Sultan Alaaddin Keykubat'ın ikinci rüyası ve en nihayetinde fetihlerin en kutlusu gerçekleşmiş oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştiriyor. Mart ayından bu yana 120 hayvanın tedavisi yapıldı. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 140 türde 1580 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde hayvan türü ve sayılarını artırmaya yönelik çalışmalar sürerken yaralı ve hasta hayvanlarında bakım ve tedavisi gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde son 3 ayda Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ya da bilgisi dahilinde getirilen yaralı veya hasta 120 yırtıcı ve yaban hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. Baykuş, leylek, martı, tavşan, ördek, sincap, karga, kerkenes, su kaplumbağası gibi birçok yırtıcı ve yabani hayvanın tedavisi yapıldı. Hayvanat bahçesinde tedavi sonucunda iyileşen hayvanlarsa tekrar doğaya salındı. Uzuv kaybı olan ve doğada yaşamayacak olan hayvanlarınsa bakım ve korumaları hayvanat bahçesinde devam ediliyor. Doğada yaralı ve bitkin halde bulunan iki kerkenez Antalya Hayvanat Bahçesi'nde tedaviye alındı. Beslenmeleri ve bakımları gerçekleştirilen kerkenezler tedavinin ardından doğaya salındı. Elektrik direğinde yaralanmış bir leyleğin ise kanadının bakımı gerçekleştirilerek veteriner hekimler tarafından koruma alanına bırakıldı. Şimdi spor haberleriyle devam ediyoruz. Alanya Spor U19 takımı Türkiye Futbol Federasyonu gelişimlikleri U19 liginde bitime 2 hafta kala playoff'a katılmayı garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu gelişimlikleri U19 liginde mücadele eden Alanya Spor U19 takımı 19. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük U19 takımını Milli Egemenlik Stadında ağırladı. Çekişmeli ve zevkli geçen mücadeleyi Alanya Spor 4-3 kazandı. Genç turuncu Yeşillilere galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Yusuf, 62-69 ve 90. dakikalarda Muhammed Kaydetti. Alanya Spor'un gençleri bu galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala playoff'u garantiledi. Alanya Spor U19 puan sıralamasında 35 puanla 3. basamakta yer aldı. 2020-2021 sezonu kadınlar açık alan Süper Lig'de ikinci maçlar oynandı. 12 Haziran'da başlayan ve 18 Haziran tarihinde sona erecek olan hokey müsabakalarında Gaziantep Polis Gücü ve Alanya Yıldızları Hokey Takımı 2'de 2 yaptı. İlk maçını 9-0 ve ikinci maçını da 12-1 kazanan Gaziantep polis gücü puan sıralamasında ilk sırayı aldı. Buca ekibi ve Gaziantep Doruk Sporu mağlup eden Alanya'nın kızları ise Averaj'la ikinci sırada yer aldı. Efendim ben Özlem, kaygısız bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.